Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen kişi Venizelos'un oğlu Sofokles'tir. Venizelos belki tanıdık gelmiştir. Hani şu dans ederken çekilmiş meşhur bir fotoğraf var ya, işte tam da odur kendisi. Neyse, Venizelos'u bir kenara bırakalım. Merak edenler biraz araştırma yapsın İstanbul'un işgal yıllarını. Lafı fazla uzatmadan Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen Sofokles'e geçelim. Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen Yunan komutan Sofokles. Yunan askerleri Bursa'ya girmiştir. Askerlerin başında Venizelos'un yedek subay oğlu olan Sofokles vardır. Osmanlı'nın taht şehrinde. Sanki tarih 600 sene öncesine dönmüştür. Sanki Bizans, asırların arkasından dönüp gelerek yarım kalan bir kavganın rövanşına çıkmıştır. Tutsak şehirde ezanların hışkırdığı bir Ramazan günüdür. Sofokles'in günlerden beri beklediği Atinalı fotoğrafçı nihayet şehre gelmiştir. Sofokles, fotoğrafçıyı da yanına alarak bir manga askerle birlikte Osman Gazi'nin türbesine yönelir. Türbenin yanına vardıklarında kapının kilitli olduğunu görürler. Sofokles'in askerleri bir kale burcuna saldırırcasına türbe kapısına yüklenirler. Tahta kapı çatırdayarak devrilir. Sofokles önde, fotoğrafçı arkada türbeye girerler. Ne yapacağını anlamayan askerler de her an birileri çıkabilecekmiş gibi süngülü tüfeklerini türbe kapısına doğrulturlar. Osman Gazi'nin sandukası başındaki sarığıyla öylesine vakur, öylesine haşmetlidir ki ister istemez irkilirler. Sofokles şaşkın bakışlar arasında sandukanın yanına gelir. Mahmuzlu çizmelerini kaldırarak sandukaya üst üste 3 tekme vurur. Fotoğrafçı donuk bir sırıtışla ne yapacağını düşünmektedir. Türbedeki uhrevi havanın sırlı sessizliği kalp atışlarını esir almış gibidir. Sofokles kılıcını çekip hayali düşmanına doğru hamle yapar gibi sallarken bağırır. "Kalk koca Osman, kurduğun devleti yıktık, seni öldürmeye geldim." Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen Sofokles, bir müddet türbenin içerisinde kılıcını sallayarak dolaştıktan sonra zafer kazanmış bir kumandan edasına bürünür. Bir ayağını sandukanın üzerine koyar. Kılıcına dayanır. Fotoğrafçıya seslenir. "Çek bakalım bir Bursa hatırası." Sofokles, Don Kişot tavrıyla çektiği bu fotoğrafın arkasına şu satırları yazarak Atina'ya gönderecektir. "Ordularımız Bursa'ya hakimdir. Şu anda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans'ın intikamını aldım. Şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Domuzdan post, gavurdan dost olmaz."